Ağrı'da zehir tacirlerine ağır bir darbe vuruldu. Peş peşe yapılan operasyonlar vardı. O operasyonlar neticesinde onlarca kişi yakalandı ve kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir başka senaryoda yine Ağrı Narkotik Şube Müdürlüğü'nün dikkati sayesinde aslında önlendi, engellendi. Sınırdan geçmek isteyen 5 kişilik İranlı bir aile vardı. Dikkat çekti yürüdükleri esnada. Çıkan tablo herkesi şaşkına çevirecek. Tüm aile üyelerinin midesinde onlarca kapsül uyuşturucu vardı. En acısıysa içlerinden biri, o aile fertlerinden biri sadece 14 yaşındaydı. Detaylar Yunus Emre Şeker'in özel haberinde. Çelik kapılar koçbaşıyla kırıldı. Zehir tacirleri neye uğradığını şaşırdı. Ağrı'da yüzlerce polis ve özel harekat ekipleri uyuşturucu satıcılarına bir darbe daha vurdu. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri uyuşturucu madde satanlara, yurda sokanlara, insanları zehirlemek isteyenlere savaş açtı. Şehirde adeta uyuşturucu taciri avına çıkıldı. Operasyonlarda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Yurdun dört bir yanında ekipler uyuşturucu madde kaçakçılarına aman vermiyor. Zehir tacirleri uyuşturucu maddeleri yurda sokmak için akıl almaz yöntemlere başvuruyor. Ağrı-Gürbulak sınır kapısından geçen 5 kişilik bir İranlı aile ekiplerin dikkatini çekti. Aile bireylerinin üst aramasından bir şey çıkmadı. Sonra polisin dikkatini ailenin 14 yaşındaki çocuğunun hareketleri çekti. Çocuk midesini tutuyor, adeta kıvranıyordu. İşte o çocuk muayene edildi, tomografisi çekildi. Polisi bile şaşkına çeviren ve bir yandan da yürekleri sızlatan o görüntüyle karşılaşıldı. Çocuğun çekilen tomografisi kan dondurdu. İnsafsızların küçük çocuğu kurye olarak kullandığı, torbalarca uyuşturucu yutturduğu ortaya çıktı. Ama sadece o çocuk değil, aile fertlerinin hepsinde durum aynıydı. Çocuğa kapsüller zorla yutturulduğu belirlendi. Para karşılığı çocuklarının ölümü pahasına bu yola başvuran İranlı aile adalete teslim edildi. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı bu operasyonlarla zehir tacirlerine darbe üstüne darbe vururken bir yandan devam eden çalışmalarla da gençleri zehirlemek isteyen o kişilere geçit verilmeyeceğinin mesajını verdi.